edilen sıcak konu başlığı. CHP ile başlayalım. Çünkü kritik MK toplantısı vardı dedik. Orada Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için, çünkü bir Türkiye'de bir değişim istenmişti. Muhalefet seçmenin açısından, muhalefet cephesi açısından söylüyorum özellikle, olmadı. Ama bu değişim bugün itibariyle CHP için söz konusu. Dolayısıyla orada MK üyelerinin istifası, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmesi, parti meclisi cumartesi günü toplanacak ve yeni A takımı oluşturulacak. O görevlendirmelerde bize bundan sonrasına dair tabii ki ipuçları verecek. Bu arada Fikret Bila, Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP lideriyle de bir görüşmesi oldu. Ona belli bazı soruları sordu. Onların başında da istifa edecek misiniz sorusu vardı. Bu toplantıları işaret etti. Fikret Bila, oradan başlayalım. Bir defa hani bu MYK'ya ilişkin ulaştığınız yeni bilgiler var mı? Nasıl geçmiş? 5 saate yakın sürdü çünkü o toplantı. Ve bazı haberlere baktığımda aslında sizinle yaptığı röportajda da söylediğini, orada da tekrarladığını görüyorum. O da seçim kampanyası döneminde iktidar kanadının propagandasını eleştirmişti. Ve seçimlerin yasal meşruiyeti vardır ama ahlaki meşruiyeti yoktur ifadesini kullanmış. Sizinle röportajda da bunu kullanmıştı. Evet, nasıl geçti MYK? Ne tür bilgiler var? Ne olacak CHP'de? Evet Senem, tabii Sayın Kılıçdaroğlu seçimden bu tarafa konuşmamıştı kamuoyuna açık olarak. İlk değerlendirmeyi benim sorularımı yanıtlayarak Halk TV'ye yapmış oldu. Çok sert tepki gösterdi Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti'nin yürüttüğü, Sayın Erdoğan'ın yürüttüğü kampanyaya. Belki bir iki cümle hatırlatayım izleyicilerimize. Aynen şöyle diyor Sayın Kılıçdaroğlu: İktidar seçim kampanyasını yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir. Bu iktidarın ahlakı meşruiyeti yoktur diye vurgu yapıyor sürekli olarak. Şöyle devam etti: seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanyayı yürüttüler. Ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandıklarını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanacaktır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular ve ilahiyatçılar tarafından da tartışılması gerekir diye de ilave etti. Yani bu konuşmayı MYK'da da arkadaşlarıyla paylaştığını, bu değerlendirmeyi yaptığını görüyoruz. Tabii MYK üyeleri Sayın Kılıçdaroğlu'na bir hareket serbestliği tanımak bakımından görevlerinden istifa ettiler. Aslında ilk günde bunu söylemişlerdi ama o gün için Sayın Kılıçdaroğlu gerek yok demişti. Sonra MYK'nın tamamının istifası bugün kendisine sunuldu. Ve ondan sonra seçim değerlendirilmesi çok detaylı bir şekilde MYK'da yapıldı. Ben izleyecekleri yolu Sayın Kılıçdaroğlu'na sordum. Hatta doğrudan doğru istifa konusunu sordum. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki CHP'nin bir geleneği vardır. CHP köklü bir partidir. Yetkili kurulları vardır. Bu tür kararları birlikte alırız. Yetkili kurullarda alınır bu kararlar. Bu süreci beraber şu anda değerlendiriyoruz. MYK toplantısı yapacağım dedi. Parti meclisi toplantısı yapacağım. Oradan çıkacak karara göre bir yol haritası çizeceğiz. Ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu da sordum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Çünkü Sayın İmamoğlu'nun bazı konuşmaları değişik yorumlara neden olabiliyor. Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarının parti genel merkezinde bir gerginlik veya tartışmaya neden olup olmadığını da ifade ettim. Öyle bir gerginlik yok, bir tartışma yok dedi. İmamoğlu'yla görüşeceğini bunu söyledi. Şu anda zaten görüşme başlamıştı. Biz de yine kısa bir süre kala bizim yayına yine devam edelim. Uzun bir görüşme yaptığı anlaşılıyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla MYK'dan çıkan karar, içeride verilen karar anlamında söylüyorum Senem. Sayın Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlatacak gibi görünüyor. Yani önce ilçe kongreleri yapılacak, il kongreleri yapılacak. Tabii kurultay delegeleri belirlenecek. Bu aşağı yukarı bir 3 aylık bir süre alabilir. Hemen ardından ve kurultay toplanacak. Yine edindiğim intibaya göre, yani süreçte başka bir karar alınmazsa Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na yeniden aday olacak gibi duruyor. Yani parti meclisinin eğilimi tabii çok önemli ama böyle izlenimler edindim ben bugünkü temaslarımdan.
Tekrar genel başkan seçilirse CHP'nin yerel seçimlere, 2024 yerel seçimlerine Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gitmesi yine ilk tercih gibi duruyor. Bu arada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'u terk etmemesi, İstanbul'u iktidara teslim etmemesi ve yeniden aday olması düşünülüyor. Ve İstanbul'un bu kez belediye meclisi üyeliklerini de CHP'nin Ekrem İmamoğlu ile beraber kazanması hedefleniyor. Eğer güçlü bir şekilde yerel yönetimlerden büyük bir zaferle çıkarsa parti Cumhurbaşkanlığı seçiminin yarattığı hasarı hızla giderebilir. Ve eğer bir erken seçim olasılığı ortaya çıkarsa orada yeniden bir değerlendirme yapmayı hedefliyorlar. Yani erken seçimin tarihine, koşullarına göre bu kez Cumhurbaşkanı adayını yine böyle bir süreçte belirleme eğilimi var. Belki o aşama geldiğinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da gündeme gelebilir. Dediğim gibi o koşullara bağlı. Ama CHP Genel Başkanlığı konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinden aksi bir karar çıkmazsa ayrılması, istifa etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Dediğim gibi alınan karar gereğince şimdi kurultaya gitmek üzere ilçelerden başlayarak kongreleri yapılacağını söyleyebiliriz. Şimdi Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi. Öncesinde de Canan Kaftancıoğlu ile bir görüşmesi oldu. Bir saat kadar süren, ikisiyle ayrı ayrı görüştü. Tabii ki özellikle o görüşme, orada neler konuşuldu, onlara dair bilgiler önemli olacak ama biraz özellikle bu iki isim üzerinden baktığında Barış Pehlivan, nasıl bir sürece tanık olacağımızı düşünüyorsun? Yani böyle hani baba-oğul ilişkisi ifadesini kullanmıştı. Bu ilişkinin kendisini göstereceği bir sürece mi tanık oluruz biz, yoksa başka türlü mü? Şimdi soruna geleceğim. Hı hı. Ama öncesinde şunu ben vurgulamak gerektiğini inanıyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı istifa etti. Güzel, çünkü kaybedilen bir seçim var. Yönetim olarak istifa ediyorlar. Peki bu yeterli mi Senem? Yani biz burada 15 ay oldu. Altılı Masa'nın kurulduğu günden bugüne 15 ay geçti. Şubat 2022'de kuruldu yanlış hatırlamıyorsam. 457 gün geçti. 457 gün boyunca biz Halk TV'de, köşelerimizde, başka televizyon kanallarında, sosyal medyada o altılı masanın bütün kurmaylarından düzenli olarak hangi cümleyi işittik? Hiç merak etmeyin. Biz Türkiye'deki 192 bin sandığa sahip çıkacağız. Bütün köylerde olacağız, bütün ilçelerde olacağız. Tarihimizde ilk kez böyle örgütleniyoruz. Bir oy bile heba etmeyeceğiz denildi değil mi? Bizi aktardık. Yani adamlar hepsi aynı şeyi söylüyor. Ne güzel. Sonra 14 Mayıs oldu. Seçimler oldu. Dün Gökhan, dün diyorum geçenlerde Gökhan Günaydın Kayda Geçsin programında ne dedi? Dedi ki 14 Mayıs'ta biz sandıklarımızın bazılarına hakim olamadık dedi. Hani 28 Mayıs'ta daha iyiydik ama 14 Mayıs'ta seçim sonucunu değiştirebilecek kadar sandığa hakim olamadık dedi. Ortalığın birbirine girmesi lazımdı. Şimdi bakın, ben bugün Onur Saladıgüzel'i aradım. CHP'nin istifa eden genel başkan yardımcısı. Çünkü Onur Saladıgüzel düzenli olarak bu sandıklara hakimiyet, seçim güvenliğine dair sistemi bize düzenli olarak güvence veren isimlerden birisiydi. Ya dedim ki Gökhan Günaydın, ki Gökhan Günaydın kimdir? CHP parti meclis üyesi ve CHP İstanbul milletvekili. Hal böyleyken kurumsal bir kimliği de var değil mi parti meclis üyesi olarak? Bu bilgiler doğru mu? Yani Gökhan Günaydın dedikleri doğru mu? Yarınki Cumhuriyet için yazdım. Bana özetle şunu söyledi Onur Saladıgüzel. Dedi ki ya dedi evet dedi 17 bin 14 Mayıs için söylüyorum dedi. 17 bin sandıkta tam istediğimiz hakimiyet yoktu dedi. Peki dedim bu gerçekten seçim sonucunu etkiler miydi? Barış Bey dedi 2,5 milyon oy fark var. Tabii ki etkilerdi demek istedi. Şimdi peki dedim siz bize aylarca televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde, sosyal medya hesaplarında bütün MYK olarak, bütün altılı masa olarak bu sandıklara sahip çıkacağız. Böyle çalışıyoruz, şöyle çalışıyoruz diye söylemediniz mi? Evet ama örgütsel zafiyet var dedi.
Şimdi kusura bakmayın ama açık ve net olmak lazım bazı konularda. Yalan söylemişler Senem. Yalan söylemişler. İstifa önemli bir kurum. İstifa etmeleri çok önemli. Ama bunun açıklamasını bütün Türkiye'ye yapmak zorundalar. Milyonlarca insan onlara inandı. Milyonlarca insan sandıklara hakimiyet olduğunu düşündü. Milyonlarca insan bu seçimin kader seçimi, Türkiye Cumhuriyeti tamam mı devam mı seçimi, belki de kadınların son seçimi olduğunu bizzat biz onların ağızlarından duyduysak, bu mesele sadece istifa ile bitmemesi gerekiyor. Bize bu seçimin kendi örgütsel zafiyetlerinden dolayı nasıl kaybedildiğini, nasıl hakimiyet sallanılmadığını bize açık açık, net net açıklamak zorundalar. Sadece bu kadar da değil. Bakın, o milyonlarca insan, kimisi şu an ülkeyi terk etmek istiyor, kimisi depresyonda, kimisi umutsuz, artık siyasete inanmıyor. O insanlara tıpkı 14 Mayıs'a giden süreçte nasıl motivasyon yaptılarsa, nasıl bu ülke için sokaklara döktülerse, nasıl bu insanlar işinden, gücünden, çocuğundan, anasından, babasından, eşinden zaman ayırıp bu partiler için birilerini ikna etmeye için çalıştıysa, o insanların tekrar hayata tutunmak için o liderlerden bir şeyler duyması gerekiyor. O insanlara umut aşılanması gerekiyor. O insanların mücadele azmi aşılanması gerekiyor. Meclis milletvekilleri seçildi. Oh ne güzel, odalar şu an seçiliyor. Herkes işte böyle rozetlerini takayıp fotoğraflar çekiyor. Bu kadar mı? Bu insanları yalnız bırakamazsınız. Buna hakkınız yok. Bakın, buna hakkınız yok. Ya söyleyecek daha çok şey var ama ileriki bölümlerde söylerim. Soruna geleyim. Bir dakika orada dur istersen. Ben tam bırak.